Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Karo, fayans sıva ustasıyım. Daha önce sıva videomda da belirtmiştim, sıva videomu izlemiştiniz. Şimdi size bir fayans nasıl döşenir, onun tarifini yapacağım. İşte fayans malzemelerini tanıtacağım size. Öncelikle arkadaşlar, yapıştırıcımız kaliteli olacak her zaman. Sağlam olması için yapıştırıcımız kaliteli olmalı. En iyisinden düşünün, en iyisini alın. Bak, yapıştırıcımız karışmış durumda şu anda. Duvarımız 3 defa ısladım, nemli olsun diye yapıştırıcının suyunu hemen çekmemesi için. Bu fayanslar aldık arkadaşlar. Mala, terazi, tokma, yanında yine kerpeten var, çekiç var. İşte bu tür malzemelerimiz bulunacak. Arkadaşlar bu fayansımız kestik, döşendikten sonra köşelikler, köşeliğin özelliğini de söyleyeceğim. Köşelikler köşeyi gizliyor. Yani kesilen parçanın üstünü kapatıyor arkadaşlar. Burada da bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar dış köşelik kullanmışık. Bu da yine köşeyi kapatıyor. Yani o şekilde. Şimdi bir fayans şu şekilde harcımızı alıyoruz arkadaşlar. Duvara gelip bu şekilde bak parağını çekiyoruz. Bunu çektik arkadaşlar. Bir daha alıyoruz. Yine böyle çektikten sonra arkadaşlar boşluk bırakmıyoruz. Şu tipini iyice doldurup arkadaşımla daha yakınlaştırabiliriz. Ha, bu fayans tarağıyla çekmemizin özelliği de boşluk kalması lazım ki fayans oturttururken eşit bir şekilde oturması lazım arkadaşlar. Şu şekilde fayansımızı katıyoruz. Kattıktan sonra da bir iki şarabı kadın mıydı? Tamam arkadaşlar. Artımız, artı poşetimiz burada. Artımızı yerleştirip bu şekilde döşemeye devam ediyoruz arkadaşlar.